Hasan Öztürk Guguk kuşunun başka yuvalara bıraktığı yumurtalardan çıkan civcivler palazlanıyorsa. Ankara'nın ekseni yerlileştikçe eski alışkanlıkları depreşenler bugünlerde ne yapıyor olabilir? Ya da siyaseti doğal alanları görenlerle Ankara'da yeni yeni boy gösterenler arasındaki mücadele rekabetin ötesine geçip güç savaşlarına dönüşebilir mi? Bir soru daha. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmek isteyen çevreler sadece meclisteki muhalefetten mi ibaret? Soruları sormamın elbet bir sebebi var. Az biraz sabır. FETÖ operasyonlarından mustarip olanlar. FETÖ'nün yargı eliyle son dönemde çektiği operasyonları konu alan peş peşe yazılar yazdım. Ve o yazılar beklediğimin ötesinde ilgi gördü. İlginin nedeni nedir diye merak ettiğimde şöyle bir gerçekle karşılaştım. Fetö ve fetöcüler gibi davrananların operasyonları son dönemde artmış. Bu artıştan mustarip olanların sayısı da. Ancak insanlar bozgunculuk yapıyor yaftası yememek için suskun kalmış. Sanırım bu da operasyonun büyüğü. Ne dersiniz? Cüretkarlığın nedeni ne olabilir? Birkaç gündür posta kutuma, telefonuma sayısı epeyce artan oranda şikayet ve ihbar geliyor. Tasarruf mevduatı sigorta fonu TMSF'ye devredilen FETÖ şirketlerinin nasıl yargı yoluyla geri verildiğine ilişkin şikayetlerden tutunda FETÖcü yöntemler kullanılarak insanların itibarsızlaştırılmasına kadar birçok ihbar. Bir de FETÖcü şüphesi bulunan bazı kamu çalışanlarının özellikle Ege'deki bazı belediyelerde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza yönelik ağır hakaretlerinin de içinde bulunduğu şikayetler. Takip edilmeye değer, üzerinde düşünmeye değer, cüretkarlığın nedenini araştırmaya değer. Guguk kuşu civcivleri palazlanıyorsa, çok önemli bir yargı mensubunun son yazıma gönderdiği yorumsa çok dikkat çekici. Bir takım yuvalara bırakılan guguk kuşu yumurtalarından çıkan civcivler, bu günlerde palazlanıyor. Bu tespit bence alarm zillerinin çalması için yeter de artar bile. FETÖ'nün baş belası olduğu özellikle 17-25 Aralık 2013'ten sonra Guguk kuşunun hikayesini Allah rahmet etsin sevgili Hasan Karakaya abiye anlatmıştım. O da harikulade bir yazıyla konuyu kamuoyuyla paylaşmıştı. Yazı çok ses getirmişti o dönem. Okumak isteyenler 22 Ocak 2014'te bugün ağaç, çiçek ve kuşları yazmak istiyorum başlığıyla yeni akitte yayınlandı. Guguk kuşunun özelliği kısaca şöyle. Kuluçkaya yatmak yerine kuluçkadaki bir başka kuşun yuvasına dadanan guguk kuşu yumurtasını o yuvaya bırakıyor. Diğer kuş anlamasın diye de mesela yuvada 3 yumurta varsa birini alıyor. Yuvadaki yumurtalardan en önce guguk kuşunun civcivi çıkıyor ve daha gözleri bile açılmamışken diğer iki yumurtayı yuvadan atıyor. Civciv birkaç gün içerisinde palazlanıyor, sonunda yuvayı da yıkıp çekip gidiyor. Guguk kuşunun hikayesi Fetönün bize yaptıklarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Türlü türlü yuvalara bırakılan yumurtalardan çıkan civcivler zaman içerisinde hem o yuvanın sahiplerini sömürdü hem yuvayı tarumar etti. Ancak bugünlerde görüyoruz ki bazı yuvalara bırakılan gugu kuşu yumurtalarından çıkan civcivler var ve onlar palazlanmaya başladı. Muhafazakar çevrede var, kemalist laik çevrede var kurumlarda var ve onların operasyonlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yeni yetmelerle eski kurtların çekişmesi birilerinin ekmeğine yağ sürüyor olabilir mi? Yukarıdaki soruları neden sorduğuma gelirsek. Yine bu köşede ahval ya da iyi ile kötü, güzelle çirkin iç içe başlıklı yazıda pusuda bekleyen sinsiler. 31 Mart 2019'dan sonra parti kuracakmış Ama bu tek bir parti değilmiş iki parti yoldaymış Bir bir yerde ben buradayım gelsinler diye bekliyormuş Diğer bir başka yerde başkalarıyla birlikte çoktan harekete geçmişmiş 10 Aralık 2018 Şeklinde iddialarım olmuştu. O iki yapının birinin içindekilerden bazıları dolaylı yoldan kulağıma ulaştırmak üzere şu cümleleri kurdu Hayır hayır bizim bir parti kurma hesabımız yok. Gülüp geçtik. Zira Milliyet'ten Talat Atilla 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismini açıktan yazarak 55 ile parti kuracağını öne sürdü. Bu birincisi. O iki yapının ikincisi ise ihtirasla partileşmek için gece gündüz çalışıyor. Bu iki yapının da bir takım çevrelere verdiği mesajsa sadece şu. Erdoğan'ı geriletebiliriz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçebiliriz. Yazının başındaki soruların cevabını zihninizde bulabildiniz mi? Düşünürken size bir katkım daha olsun. Ankara'nın ekseni yerlileştikçe, eski alışkanlıkları depreşenlerin ekmeğine yağ süren bir iklim de oluşmak üzere. O iklim, siyaseti doğal alanları olarak görenlerle, Ankara'nın yeni yetmeleri arasındaki gerginlik. Tüm hesaplar buna göre yapılıyor olabilir. Yeni yetmelerle eski kurtların çekişmesi sinsice bekleyenlerin ekmeğine yağ sürüyor olmasın sakın. Hasan Öztürk